Tabii. Siz enerji çiçeğini... Ben çok seviyorum Ahmet. Buyurun. Şule Hanım, çiçeğiniz için tekrar teşekkür ederim. Yani. Getirip evimin baş köşesine... Daha güzellerine layık. Sizinki gibi dolaba tepiştirmedim. Özellikle gül tercihlerim. Ama bunu belirtmek istiyorum. Dolaba tepiştirmiştiniz dünkü çiçeğini. Hayır, öyle değil. Evet, öyleydi ama sonra biz kalktıktan sonra koydunuz. Antep türküleri söyleyen yöresel bir ekip arkadaşlarım var. Bunları çağırmak istiyorum müsaadenizle. Bu sürpriz oluyor herhalde. Yani sürpriz kaçtı aslında. Geldi. Olmayan bir şey, listede olmayan bir şey sürprizdir. Ama sürpriz görmüştü ya amcana. Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Antepli sanatçı rahmetli Ömer Lükünoğlu, Faruk Bey. Faruk Lükün, tanıyoruz efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Beğenerek dinliyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Yarışmacılarımızı tek tek selamlayan Faruk Bey... alıyor yerini ekibiyle birlikte. Şimdi efendim Gaziantep kültürümüzde bizim yahlarımız var, zılgıtlarımız var. Önce onunla bir başlayalım şöyle erkek arkadaşlar. Saz arkadaşlarım da katılsın. Beraber şöyle keş ve bir yah basalım da Gaziantep kültürünü yaşatalım. Ya! 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 Şimdi Mehmet'in ne zaman ne yapacağım belli değil. Şimdi bizim Antep adetinde böyle düğünlerde, böyle neşeli günlerimizde biz erkekler yah basarız. Kadınlar da zılgıt basarlar. Bu zaten bizim yah basmamız kadından zılgıt istediğimizi gösterir. Zaten orada bir bayan varsa zılgıt çalmıyor şu an ona kızarız biz. Bu bizim kültürümüzde yani. Antep'in çaldılar. Yah ve zılgıt. Şimdi yöresel bir ekip geldi. Antep düğünlerinde, kınalarında, çeyizde, nişanlarında gelen bir ekip. Oh,
günle kıyaslarsak Şule Hanım'la bence eş değer gibi ama yani burada ben sadece simit kebabını beğendim ve tatlı. Yani misafirperverlik gösterisini bence hiç gerçekleştiremedi. Onun niyeti sadece yemeği pişirip önünüze koymaktı. Tatlı tabağını bir ara şak diye önümüze indirdi. Yani sesinden artık ben rahatsız oldum, almamayı düşündüm. Çünkü